Gazete Magazin her evin kapısını açar dedik. Bu haftada pek çok ünlü ismin evine konuk olduk. Bakın Tanyeli, IDG, Aşkım Kapışmak gibi pek çok ünlü isim nerelerde yaşıyor? Program bitti. Şampiyonlukla mı sizi? Tabii ki bırakmıyoruz. Bir gelelim, ziyaret edelim dedik. Hoş geldiniz. Esra mutfak dışında neler yapıyor? Evdeki hayatı nasıl? Valla mutfak dışında ne yapıyorum? Bu aralar çok koşturmalı bir süreçteyiz. Programlar, röportajlar. Onun dışında ofiste daha çok vakit geçiriyorum. Keyif zamanı dedik ama pek de keyif yapabilecek bir durumu yokmuş bu aralar Esra'nın. Ofis ama böyle ev, bütün işlerimiz, toplantılarımız, videolarımız, yemeklerimizi yaptığımız bir yer. Burada çok vakit geçiriyor. Home ofisi kendi zevkine göre dayayıp döşemiş Esra. Ama bir ofisten çok bir saray havasında. Tabii burası biraz da benim dinlenme alanım oluyor. Esra'nın sarayı gibi değil mi? Biraz. Biraz. Tabii şampiyon olunca da böyle bir yer. Güzel İstanbul manzarasını arkanıza almışsınız. Evet. Oldukça ilham verici görünüyor zaten. Tüm gün izliyor musunuz böyle? Ben böyle buraya oturuyorum. Bir yandan bilgisayarımın başında reçete hazırlarken, bir yandan dışarıyı izliyorum. Kahvem böyle gayet iyi gidiyor. Keyifli oluyor aslında. Burası bana çalışmaktan çok dinlenmek gibi geliyor. Kendimi rahat hissediyorum, iyi hissediyorum burada. O yüzden keyifli. Manzaramız da güzel. Böyle mutfakta bir şeyler yaparken mırıldanır mısınız böyle? Müzik dinler misiniz çok fazla? Müzik ruhun gıdası, gerçekten doğru. Ama özellikle yarışmaya başladığım andan itibaren dinlediğim favorim olan tek şarkı Derya Bedavacı, annem şarkısı. O beni çok motive etti. Hiç aklımdan çıkartmadan, sürekli onu zikrederek ona verdiğim söz için, kendim için. Tabii sözü tuttuk, ona verdiğimiz sözü. Sözden sonra da kendim ve tüm kadınlar için mücadele ettim. Bu şarkı bana çok iyi geldi. Müziğe ara verip devam ediyoruz. Arkadaşımız Oğuz içerideki klasik tarza dikkat kesiliyor. Kırı bakıyorum maraklı maraklı. Ben böyle köşk. Gerçekten çok seviyorum ama. Gold detayları çok seviyorum. Klasik mobilyaları çok seviyorum. O yüzden de burası bana iyi geliyor. İyi geldiğine inanıyorum. Evet, enerjisi çok var. Şöyle bir tavana bakınca kendimi sarayda hissettim. Avizeler falan. Esra'nın sarayına hoş geldiniz. Burada günler nasıl geçiyor peki? Burada günler nasıl geçiyor? Bir yandan reçete hazırlıyoruz. Sürekli bir reçete hazırlamak gerektiği için. Bir de şu saatten sonra çok fazla işlerimiz var. Yoğunuz. Burada toplantılarımızı, misafirlerimizi ağırlıyoruz. En alt katta biraz sonra göreceksiniz mutfağımız. Şimdi orayı bir workshop mutfağı hazırlıyoruz. Tabii daha henüz tamamlanmadı hazırlık aşamasında. Ama orada videolarımız, İşte normal yemeğimiz vesairemiz, her şeyimizi de orada yapıyoruz. Güzel, her şey bir arada burada. Ayrı ayrı bölünmüyoruz. Bu çok güzel ekip olarak. MasterChef yarışması sihirli bir değnek gibi dokundu Esra'nın hayatına. Şampiyonluk sonrası neler değişti hayatınızda? İnanılmaz güzel dönüşlerimiz var. Ben şunu anladım ki Esra Tokelli halk tarafından çok seviliyormuş. Ve bunun bir kesidi yok. İşte bir kadın kesidi, erkek kesidi değil de böyle 4 yaşından, 5 yaşından çocuğuna 80-90 yaşında amcaya, teyzeye kadar. Bu çok güzel bir duygu. Neysem oyum. Hiçbir şekilde farklı davranmadım, farklı hareket etmedim. İnsanlar bu doğallığı hissedebiliyorlar. Yani onlardan biriyim sonuçta. Bu da güzel. Gayet keyifli. Şu an keyfini çıkartıyoruz. Naci, sen 2+1 güzel tatlı bir evin var, kendimce evet. Eğlendim, keyif geçirdim. Bakalım. Biz de merak ediyoruz, hani Tahsin evde neler yapıyor, mutfak dışında evde nasıl vakit geçiriyor? Aşırı evcimen bir adamım, yani beni dışarıda, yani Sergen Batuhan kadar dışarıda kulüplere giden bir adam değilim. O yüzden evin her yeri benim için böyle bir yaşam alanı. Bekar evi olmasına rağmen çok değerli toplu. Siz geleceksiniz diye değil, hani günlük rutin evimin hali budur. Yani hani şey yapmam, hiç böyle gidip de... Nasıl diyeyim? Yani dağınıklılığı sevmem. Hani bir arkada story atarken kimse benim tülümün yamuk olduğunu göremez. Annemden kaynaklı bir tül takıntım var. O pileler eşit bir şekilde dümdüz duracak derdindeyim. Düzen takıntısı bir ara hastalık boyutuna ulaşmış Tahsin'de. Pandemi zamanında çok şeydim. Hani böyle gidip de çok rahatsız ediyordu. Kendim de öyle eve gelir aynaya bir su sıçrattıklarında falan cinnet geçiriyordum. Ama sonra böyle bunun böyle olmaması gerektiğini falan anlayıp, çünkü hastalığa doğru dönüyor ya bir süre sonra.
toparladım. Gayet şu an takılmıyorum. Gidince de takılmıyorum, geldiklerinde de takılmıyorum. Hani o bilinçle geldiklerini biliyorum. Misafir gelecek, dağıtacak zaten. Amacı o. Ben finalde toplayacağım. Aynen öyle. O yüzden hani bir sorumluluğu bilince de hiç kurcalamıyorum. Ah, senin arkadaşlarına duyurulur. Evi istediğiniz gibi dağıtabilirsin. Masada kurabiyeler, sakallılar, eklerler, iştah açıcı. Tam niye zahmet ettin diyeceğiz. Bizden önce itiraf geliyor Tahsin'den. Burada da bir şeyler hazırlanmış. Ah, yalan yok, yapmadım. Hazır aldım. Hani aç gelirsiniz diye çay da demledim. Düşünceli bir adam. Aşçının adamın eline, evine gelip de böyle aç kalırsınız diye korktum. Ne yalan söyleyeyim. Düşünmen bile yeterli. Ev yapımı olsa daha çok makbule geçerdi ama olsun. Çay keyfini sona bırakıp devam ediyoruz. Hemen bu tarafta böyle bir oturma alanı var. Tabloları çok seviyorsun herhalde. Severim. Renkli bir sürü tablo böyle. Bunları sık sık da değiştiririm zaten hani. Bizim çocukluğumuzun yemeğini yapacağımız gün vermişlerdi. Onu da buraya astım hemen. Güzel de olduk. Bu da benim. Bak sapsarı yine. Peruk gibi duruyor ya. Evet, saçlar aynı öyle. Tahsin gibi renkli bir kişiliğin gardırobu nasıl acaba? Giyim odam. Bak böyle. Bunu da yeni yaptırdım. Hep gardırobum vardı, yıllardır kullandım ama böyle içine... göstereyim hatta. Öyle çok şeyim yok burada. Bu kazağım, sivitim, tişörtüm, kemerlerim, gözlüklerim. Şurada tam birkaç kendince aksesuar. Tam bir düzen denisi izleyebilir mi senin? Aynen. Ha, bir dünya çorap. Kıyafet kadar gözlüğü de var Tahsin'in. Gözlükleri görelim. Gözlükler var, de bunlar. Var. Daha eklenecek bunlara yenileri. Daha gelmedi. Numaralı olduğu için güneş gözlüğünü de şeyini de bulmak benim için zor. Atkı. Çok maça gittiğimden değil de gittiğimde aldığım Fenerbahçe atkım var bak burada. Gardrobu gördükten sonra Tahsin'in gerçekten düzen seven biri olduğuna inandık. Her şey yerli yerinde. Mutfakta artık alışkanlıktan çıktı benim saat. Bileklik falan takınca mutfakta çalışamıyorsun ya. Öyle alışkanlığım bir gitti. Bir daha da geri gelmedi. Oldukça da şıksın. Kılık kıyafete çok önem gösteriyorsun. Evet. Gene böyle tişörtler falan bir düzen. Çeşit çeşit. Burada bunlar normalde renge göre dizilmiştim de sonradan giy çıkar giy çıkar böyle kaldım. Yani burada günlük üzerime aldıklarım takımlar. Ne bileyim burada işte pantolondur, zartudur, zurtudur. Yatak odasındayız. Pek çok insan yatak odasını sadece uyumak için kullanır. Zamanında Tahsin de böyle düşünüyormuş. Burayı yeni yaptırdım. Burası benim aslında yani yatak odasında sadece yatağım vardı yıllarca. Hiç başka bir şey koymazdım. Ya yani bana öyle bir amaç veriyor ya yatak odası. Evet. Sonra dedim ki Tahsin biraz daha değiştirmen lazım. Bunu Sergen'e aldırttırdım. Ev hediyesi. Öyle zorunlu mu oldu? Tabii zorunlu. Dedim bunu beğendim alman gerekiyor dedim ev hediyesi. Şimdi o eve çıktı ben ne alacağım bilmiyorum. Allah'tan eşyalı ev tuttu da kafam rahat bir eksiği yok. Çekmecenin biri çorap dolu. Çorap koleksiyonu. Bu kadar gel. Çorabı daha açılmamış sevgili izleyiciler çoraplar. Beyaz çorap bir kültürdür Seda Sayın'ın tabiriyle. Bol koleksiyonu, saat, gömlek, kravat koleksiyonu yapanı gördük ama çorap koleksiyonu yapanı ilk kez görüyoruz. Çorabı severim. Bir de birinin evine yeni gidiyorsam asla giyinmiş çorapla gitmem. İlk gittiğim eve. Yatırımını çoraba yapıyormuş Tahsin. Nedeniyse misafirlikte delinen çorap. Böyle parmağım büke büke oturmuştum. Sonra da bir anlamadan çıkmış böyle parmağım büküp oturttuğum yerde. Anlamadan gözükmüş falan. Sonra fark ettiklerini görünce çok utanmıştım. Odur budur en çok dikkat ettiğim şeydir bu. Yani travma mı diyeyim artık ne diyeyim. Allah şükür oldukça da aldım yani sakladım. Renkli çorapları genelde evde giyerim de beyaz çorapla siyah çorabı bir yere giderken şey yaparım.